ihtiyaçları karşılayabilir. Geçici olarak araç ve personel temin edebilir. C maddesi. Bu önemli. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, bakanlar kurulunca vergi mahiyeti tanınmış vakıflar, muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanunu kapsamına giren meslek odaları ile hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Altını çiziyorum. Hizmet projeleri gerçekleştirebilir. D benden geliyor. Kendine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilebilir diyor. Burada C bendinde saydığı kurum ve kuruluşlar var mı? D bendinde? Var mı? Hukuk. Arkadaşlar. Gazel yapmıyoruz burada. Çelik çomak oynamıyoruz. C bendinde adıyla, sanıyla, derneklerle, kamu yararlı derneklerle, İçişleri Bakanlığı'nın uygun gördüğü, muafiyet saydığı derneklere neler yapabileceğini söylemiş, saymış. Bunu da buraya koymuş, tanımlamış. Ne demiş? Proje yönetebilirsin. Atatürk büstü yapacağız. Anıt yapacağız. Bir meydan yapacağız. Atatürk adını vereceğiz. Vesaire vesaire. Ve farklı sivil toplum örgütlerinin farklı projeleri olabilir. Bu projelere belediyeler destek verebiliyor. Maddi manevi. Arkadaşlar D bendi çok açık. Kendilerine ait taşınmazları diyor. Asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına diyor. Bu kadar basit. Hukuk mu bu? Hukuka uygun muymuş verilmesi? Meclise bu teklifin getirilmesi hukuka uygun mu? Değil. Peki hukuka uygun değil de koskoca Atatürk Düşünce Derneği'ni meclise getirip bu hale sokuyorken şehir kulübü ondan daha mı değerli? Assubaylar Derneği daha mı değerliydi de onlara kamuya terk edilmiş bir alanı verdin, kaçak yapı yaptırttın, üzerine gecekondu yaptırttın. Kendi binan da değil, kendi parselin de değil. Yol, tretuara, langırt diye bina yaptırttırdın, gecekondu. Onlar daha değerliymiş. Buradan ben Atatürk Düşünce Derneği'ne aynen o mesajı söylüyorum. Demek ki arkadaşlar belediye başkanının nezdinde sizin değeriniz yok. Bir Assubaylar Derneği kadar, bir şehir kulübü kadar locanız olamamış. O kadar itibarınız yok. Bundan ibaret. Babamız mı bu ya? Olur mu böyle şey ya? Atatürk adı Atatürk'ümüze vermedi. Allah Allah ya. Atatürk kendi çocuğu yok. Evlatlığına ne bırakmış? Yani, bırakın arkadaşlar Atatürk. Yani bunu meclise getirmekle diyorsunuz. Hukuk, bizi, hayır, belediye meclisinin bu yetkisi yok. Anlıyorum. Sizi zor duruma düşürmek mi amaçlıyorsunuz? Ya, herkes yani, kendi çukuruna düşer arkadaşlar. Yani böyle bir ret vereceğiniz tahmini. Ben bunun polemiğini, ben eğer, bakın ben grup toplantısı yapmıyorum. Arkadaşlar bana sorarlarsa bilgi verin. Belediye başkanlığı yaptım. Daha çok okumak zorunda kaldığım için. Ben hukuken bunun mümkün olmadığını söyledim. İki konunun da mümkün olmadığını söyledim. Ama bazı arkadaşlar, içimizde CHP'li bazı arkadaşlar söz vermişler. Gittiler öbür tarafı diğer derneğe verdiler. Yanlış, hukuka aykırı. Bunu izah ettim burada. İki tane, üç tane fire verdik. İkinci davada. Halbuki fire verin hukuk ya. Babanın çiftliğini mi öğretiyorsun sen? Ben buna verdim, buna vermedim diyorsun. Bizim orası da verilemez. İkinci, evet. Orası da verilemez. Bedelsiz vermeye yetkin yok. İzah ettim, anlattım ama maalesef bazı arkadaşlar duygusal yaklaşma, siyaset duygusal yaklaşabilirsin siyasete ama idarede bulunduğun sürede duygusal davranamazsın. Orada hukuk çalışacak, kanun çalışacak, nizam çalışacak yani. Şimdi bu meclisin gündemi değil. Ha ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım? Şimdi orası imar açısından da hukuk uygun değil. Neden diyeceksiniz? Bir, orada 1984 yılında yapılmış imar planında 3 tane restoran var. Tamam mı? İçkili restoran. Bunları ben daha sonra benden önceki dönemde yapılan kaçak kısımlarını 2008'de yıktım. Sonra da yap işlet devlet olarak ihaleye verdim. Ama benim dönemimde alan insanlar siyasi olarak bana yakın olduğu düşüncesiyle bunları tasfiye etmişim. İhaleden sonra bunları ben yıkacağım dedi mevcut belediye başkanı. O da onun takdiridir ve yıktı. Şimdi fiili olarak orada ruhsata tabi bir bina yok. Yıkıldı binalar. Şimdi ruhsata tabi bir bina yok. Yıktım binayı. Yıkıntılarının arasına gidin görün. Doğrama takmışlar bir kısmını ama kolonlar, sütunlar yıkılmış belli. Yamalı bohça gibi yıkık.
Ya böyle bir şey yapamazsın. Şu andaki haliyle veremez. Yaparsın bir proje. Ki biz orayı 2006'da aslında amfiteyatro vesaire gibi bir tadilat yaptık o bölgede. Değiştirirsin, getirsin mesela. Dersin ki ben burada 10 tane dükkan yapacağım veya 5 tane bilmem sabit ruhsatlı bina yapacağım. Bunun birini şu Karaya Derneği'ne vereceğim. Birini Fenerbahçelere vereceğim. Turizm Tanıtma Vakfı'na vereceğim. ADD'ye vereceğim dersin. Ama önce bir planını, yani planlamayı bir plan mecliste bir planlamayı halledersin. Ondan sonra da ben bunu ihale ediyorum dersin. Şu anda Erdek Belediye Başkanı çay bahçelerinin ihalesinde bile istediğini ihaleye sokuyor, istediğini sokmuyor. Değil mi? Gücü var. Girmedi mi? Giremez. Ben şimdi oraya ihaleye çıkmış olsaydım, ben olsaydım, ADD benden böyle bir talep mi var? Benim de rezerv bir alan mı var? Ya kardeşim, ben ihaleye çıkıyorum. 1 liradan, sembolik bir değerden. Girecek arkadaş var mı? Sokmayın der mi? İhaleye fesat da karıştırdım ya. Yani girmeyin demek ki ihaleye fesat karıştırdım. Ama istese bunu yapardı. Gizli, bunu halleder ve verirdi. Burada bir tamamen bilgisizlik var. Bir önceki ilk defa, 3 senedir ilk defa meclise gitti. Bir öncekimiz. Duymuşsunuz. Evet. Ama basının haberi yok. Sonradan dedi. Gidiş sebebi Kastre imar planını revizyon. Arkadaşlar revizyon yapma hukuku demek şu. Her santimetresini yeniden çiziyorum demek. Çizemezsin orayı. Pardon. Çizemezsin orayı. Neden? Kıyı kanunu var. 1990 yılında bu yana yapılmış bütün yapıları, yapılmış ruhsat verdiğin yapıları dahi iptal etmen lazım. Çünkü belediye o dönemde çok büyük hata yapmış. Yoğunluk tespiti yapmamış. Kıyı kanunu uygulamamış. Sen yeniden revizyon yaparsan Kastri'de mülk sahibi bir vatandaş kalmaz. 100 metreye çekersin. Bütün planları. Bunu uyarmak için gittim. Çünkü hukuku geçmiş, süresi geçmiş. Zaman aşımına uğramış falan filan. Mühtesef hak kazanmış. Vatandaşın ama revizyon dediğin zaman yeniden hukuk sıfırdan yeni başlıyor. Bugün itibariyle yeniden başlayacak. Bunu uyardım. Müdahale ettik. Mecliste teknik personele vesaire işte meclis üyelerine konuştuk. Yine de gittiler bizim meclis üyelerine nasıl sonra reddedecek diye. Bilgileri var çünkü teknik konuyu. Daha önceden de arkadaşlar var. Buna müdahale etmek zorunda kaldım. Memleket için. Bana ne, ben meclise gitmezdim ya. Kastri'yi mahvedecek. Oradaki vatandaşın mülklerini heba edecek. 100 metre kıyı kanunu uygulamak ne demek biliyor musun? Bandırma eski yoluna kadar artık imar yok demek ya. Maalesef bu. Yani istifa ederken 9'unda benim, 9 Ocak'ta benim yanımdayken sonra arkadan bıçaklayarak beni başıma geçeyim benden korkuyor. Gelirse ne yapar? Ya ben öncü değilim. Ben kimseye, hiçbir kimseyle benim kinim olmadı. İşte o akşamki meclis toplantısında dediğiniz gibi kimsesiz çocuklara da yer verilmemesine reddeseydi o çelişki doğmayacaktı. Ama yani, ben bu konuda bilgi verdim arkadaşlarıma. Orada 2-3 tane arkadaş orada daha önceden temas edilmiş demek ki. Duygusal yaklaşmışlar olaya ama teknik olarak konu bundan ibarettir. Bu o eleştirde haklısınız. Yine de şu yönden farklı. Bina yok. Var ama yok. Çünkü yıktın, tutanak yaptın, çarpıcı falan filan. Bu takım sıkıntılar var. Yani lehte şunu yaparız, gideriz üye oluruz. Aidatımızla destek ederiz. Kabul ederlerse etmiyorlar. Bize diyoruz partiye, onlar etmiyor. Üye olmak istedik gittik. O eksik, bu eksik, şu eksik duruyor dosyalar. Yıllar önce yani. Bir sene, 1,5 sene önce. Şimdi tekrar kaç başa yaptınız kabul edilmeyi? 10 başa. Geçen yıl yaptınız. Sizinkiler kabul edilmedi. Yani. Yok 2 sene oldu geçen sene. Yani şimdi abi bu işin duygusal yanı çok daha farklı tabii. Yani onların bize karşı aldıkları tavırda bir ciddi bir farklılık var. Ama bu onların problemi yani. Biz öyle davranmak durumunda değiliz. Doğrultu mekelesin. Sonra aramızda hiçbir şahsi husumet yok. Ha, seçim meydanlarında konuşulanlar haricinde herhangi bir husumetimiz öncesinde veya evveliyatında hiç kimseyle şu andaki sakin, oranın başkanı Sakin Hanım'la da hiçbir şahsi bir problemimiz olmadı. Tam tersine hiç akrabalığımız vardır, düşmanlığımız yoktur ama seçim saktım halindeki olaylardan mütevellit kaynaklanan seçim konuşmalarından oluşan bir hukuk mücadelesi de oldu. Yani bundan ibaret başka bir şey yok. Bunlar zaten benim adaylığımla birlikte istifa etmişler. Şimdi arkadaşlar partiyi mahkemeye verdiler. Genel başkan adı burada mahkemelerde il başkanı hesap verdi. Genel başkan buradaki mahkemeye avukat yolladı. Milletvekili hepsi yargılandı. Yani yargılama süreci yapıldı. Ne o işte ama tüzük belli. Genel merkez istediği yerde istediği gibi tasarrufta bulunabilme yetkisi var. Onu bile yanlış yorumlayarak bizi açıkladı. Ya sen resmi açıklama tarihi 17 Şubat.
o tarih, o zamanki tarih, seçim tarihleri. Dolayısıyla bu. Biz inşallah bu dönem içerisinde Sayın Başkanım, üyesi arkadaşların İmam Hatip Lisesi'ne oy verdiğiyle ilgili konuya gelirsen İlgenel Meclisi üyesi listesini ben, yani CHP'nin eksen kaymasındaki merkezdeki ekseni yöneten ben, bir dahilim yok. İlgenel Meclisi üyelerini tamamen eski mevcut yönetim seçmişti. Ben sadece belediye meclisini, 2009 seçimlerinde ben sadece belediye meclisiyle kendim aday oldum. İlgenel Meclisi'ni eski eksen sapması oldu tabi onlar da, çünkü AKP'den aday oldular der falan. Onlar tespit ettiler yani o listeyi. Ama bugüne kadar ben bu olay haricinde bir hata da görmedim. Özellikle Ali Çetin Şahin'e çok teşekkür ediyorum, İlgenel Meclisi üyesine. Gerçekten bugüne kadar gelmiş geçmiş en çalışkan İlgenel Meclisi üyesi. Buradan da söylüyorum. Mehmet abi de çok güvendiği, öğrencisi olan bir arkadaş imzaya getirdiği için okumadan imza atmış. Yani. Problem. Şimdi arkadaşlar, idareci olduğum için buna yanlış ama yanlış şöyle diyemiyorum. Ben şimdi belediye başkanıyken 1000 tane imza atıyorum. Çeşitli noktalara çok güvendiğim adamı yani. Hangi birini okuyacak? Okuyamazsın. Ha, o okuyabilirdi. Güvenmiş, okumamış. Hatta bundan ibaret. Yoksa İmam Hatip Lisesi olmasını istemesinden kaynaklanan bir, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir siyasi görüş olarak o imza oraya atılmadı. Mehmet, yani bana, ben atsam diyebilirsin ki eksen kayması var. Hani oradan geldin ya. Ama Mehmet abi öyle bir adam değil. Mehmet abi bu partinin içerisinde yıllarca yoğrulmuş. Memuriyet yapmış, öğretmenlik yapmış bir kişi. Dolayısıyla tamamen boşluğuna gelmiş, güvene binaen atmış olduğu bir imza. Ondan sonra da